Bir önceki videoda basit bir şeker olan glikozun önemi ve moleküler yapısından bahsetmiştik. Bu videoda glikozu bir yapı taşı olarak kullanarak daha karmaşık şeker ve karbonhidratları nasıl elde edebileceğimiz hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Buraya iki tane glikoz molekülü kopyalayıp yapıştırdım. Karbonları numaralandıralım. Evet, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Glikozları halkalı formlarında verdik. Şimdi buradaki oksijenlerden birinin pembe ile işaretlediğim oksijenden bahsediyorum. Yalın çiftlerden, yalın çiftlerinden yani birini oksijenlerden, yalın çiftlerinden birini soldaki glikozun 1 numaralı karbonuna Organik kimyada yeni bir terim olan artıcıl saldırı yapmakta kullanırsa ne olacağını birlikte incelememizi istiyorum. Bunu gerçekleştirebilmesinin sebebi buradaki karbonun son derece elektronegatif olan ve kovalent bağ yaparken de elektron almayı seven iki oksijene bağlı olması. Bu karbona kısmi pozitif bir yük verirken buradaki elektronegatif olan oksijen de Buradaki hidrojen ve sol taraftaki karbondan elektron alarak kısmi negatif bir yüke sahip olacak ve artıcıl bir duruma geçerek buradaki kısmi pozitif yüke sahip karbona doğru çekilecek. Bu gerçekleşirken de yalın çiftlerinden birini karbonla paylaşacak ve karbon da buradaki bağlardan birini bozmuş olacak. Evet. Buradaki bağdaki elektronların ikisini de bırakabilir oksijen bunları alırsa bir hidroksit anyonuna dönüşebilir ya da bu bağ doğrudan bir hidrojen iyonu alıp, çözeltide bulunan bir hidrojen iyonunu alıp burada bir bağ kurabilir. Hidrojen iyonu elektron verdiği için aslında sadece bir hidrojen protonudur. Peki bu olunca ne olur? Bu iki glikoz molekülü birleşir, öyle değil mi? Aynen burada olduğu gibi. Evet, Moleküllerin başına ne geldiğini güzelce takip etmemiz lazım. Bu oksijen buradaki oksijen olacak. Bu oksijenin solundaki 4 numaralı karbonla yaptığı bağ bu bağ. 1 numaralı karbonla bağ yapmak için kullandığımız elektron çifti de aynı rengi kullanayım. Buradaki bağa dönüştü. Bu oksijense burada ve bu elektron çifti de buradaki hidrojenle bir bağ yaptı. Maviyi kullanmak istiyorum, evet. Onlar da buradaki bağa dönüştüler. Benim çizimime göre aradaki en önemli fark, buradaki oksijen 1 numaralı ve 4 numaralı karbonlara bağlı. Buradaki çizimde bu 1 numaralı, bu da 4 numaralı karbonlar oluyor. Ama burada bir hidrojene de bağlı olduğunu eklemek istiyorum hatta buradaki çizime göre bir hidrojene bağlı olduğunda net pozitif bir yükü oluyor. Evet, burada nötrdü ama burada elektronlarını kovalent bir bağda paylaşıyor. Yani başka bir deyişle elektronlarını buradaki karbonlara veriyor ve net pozitif bir yüke kavuşuyor. Yeniden nötr hale gelmek içinse belki de bir su molekülü bu iyonu alabilir. Evet mesela buradaki bu hidrojeni alırsa bu elektronların ikisi de hidrojen çekirdeğini yani protonunu alır ve bu iki elektron oksijene geri dönerek oksijeni nötr hale getirirler. Böylece geriye de şunu hemen sileyim. Bu hidrojen artık buradaki oksijene bağlandığı için de burada bir hidronyum iyonu elde ederiz. Bu gayet mantıklı çünkü burada bir hidrojen protonumuz vardı ama burada artık bir su molekülüne bağlandı bir proton aldık ve bir proton verdik. Yani sisteme bir yük verip bir yük aldık. Önemli olan şeyse bu iki molekül birbirine bağlandığında sistemin net olarak bir su molekülü kaybediyor olması. Bu su molekülünü oluşturmak için bir yük aldı ama sonuç olarak bu iki molekülden kaçmayı başaran şey buradaki hidrojen. Bu hidrojen bu hidrojen bu oksijen bu oksijen ve bu hidrojen de bu hidrojen daha uzun glikoz zincirlerinden oluşan daha karmaşık bir molekülün sentezlendiği bu tepkimelere dehidrasyon sentezi diyoruz. Evet. Buradan buraya geçişe dehidrasyon sentezi deniliyor. Tepkimenin adının dehidrasyon sentezi olmasının sebebi ise dışarıya bir su molekülünün verilmesi yani dehidre olmak ve iki molekülü birleştirerek daha karmaşık bir molekül sentezlemiş olmamızdır. Bunu zaman zaman yoğunlaşma tepkimesi olarak da görebilirsiniz. Hemen not edeyim buraya. Yoğunlaşma tepkimesi. Dehidrasyon sentezi sonucu bu iki glikoz molekülü bir disakkarit oluşturdu. İkisi de birer monosakkaritti. Not ediyorum. Monosakkarit. Peki monosakkarit ne demek? Mono tek demek. Sakkarit ise Yunanca'da şeker anlamına gelen bir kelime. Aslında sakkarin Yunanca'da şeker demek ve sakkarit de bundan türemiştir. Dolayısıyla monosakkarit tek şeker anlamına gelir. Evet, sakkaritin altına şeker yazıyorum. Monosakkarit Sakkaritin kullanıldığı tek kelime değil. Bunların ikisi bir araya gelebilir ve bir disakkarit oluşturabilir. Ya da fruktoz gibi başka basit şekerler de vardır. Bir sürü monosakkarit bir araya geldiklerinde ise bir polisakkarit elde ederiz. Bu sakkarit sınıfına karbonhidrat diyoruz. İki monosakkarit bir araya geldi ve bir disakkarit oluşturdu. Evet, bu bir disakkarit çünkü iki monosakkarit bir araya geldi. İşte buradaki disakkaritin adı maltoz ya da malt şekeri. Bu videoda size monosakkaritlerden nasıl disakkarit elde edebileceğimizi göstermeye çalıştım. Ve eğer bu dehidrasyon ya da yoğunlaşma tepkimelerine yani daha uzun zincirler oluşturmak için monosakkarit eklemeye devam ederseniz, evet, buna devam ederek daha uzun zincirler elde edecek olursanız da artık polisakkaritlerden bahsediyor oluruz. Polisakkarit bir sürü monosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşur. Burada şekerlerden bahsediyoruz ama bu durum kimyada karşınıza çıkacak diğer moleküller için de geçerli. İşe tek bir şekerle başlarız. Bundan monomer olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Monomerler bir araya geldiğinde ise polimerleri elde ederiz. Polisakkaritler çok önemli. Hatta bugün şu ana kadar bir polisakkarit yediğinizden ve vücudunuzda bazı polisakkarit depoları olduğundan eminim. Bitkiler içinse bu durum tepkimeye devam edip birçok glikoz molekülünü bir araya getirirsek bahsettiğimiz şey yani nişasta olacaktır. Evet, bitkilerde bulunan polisakkaritlere nişasta adı verilir hücrelerimizde enerji saklamak için glikozların bir araya gelmesiyle de glikojen denilen molekül oluşur basit şekerlerden meydana gelen bu makromoleküller ya da polisakkaritler biyolojide sıklıkla karşımıza çıkar az önce de söylediğim gibi biz de bunları yer ve vücudumuzda depolarız afiyet olsun